Avrasya Hospital sağlık rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. 50 yaşındayım. Evet. Sigaretim yok, hiç kullanmadım. Ama ritim bozukluğu var demişlerdi bana bir zamanlar 15-20 sene evvel. Yürüdüğüm zaman da Yeşilköy'den Zeytinburnu'na yürüyen bir kadının bu ritim bozukluğu ileride bir kalp hastalığı falan yapar mı diye soracaktım. Peki hatta kalın, hemen hocamla buluşturalım sizi. Buyurun hocam. Çok teşekkürler. Geçmiş olsun Nazlı Hanım. Ritim bozukluğu şöyle ki, ritim bozukluğu bir hastalığın kendi başına da bir hastalık olabilir kalpte. Yani başka bir hastalık olmaksızın. Ama bir takım hastalıkların da belirtilerinden bir tanesi olabilir. Özellikle kapak hastalarında belli bir zaman sonra ritim bozulabiliyor. Veyahut da özellikle hanım hastalarda gördüğümüz primer, yani birincil olarak ritim bozukluğuyla seyreden bir takım rahatsızlıklar var. Tabii bunların pek çok ritim bozukluğu var kalpte. Yani hani kitaba baktığımızda 100'den fazla ritim bozukluğu görebiliyoruz çeşidi. Bunun aydınlatılması lazım. Her ritim bozukluğunun farklı sebebi olabiliyor. Mutlaka bir araştırma yapılmasında fayda var. Öncelikle ritim bozukluğunun hangi tip olduğunu tespit edilmesi, ondan sonra hani bazılarında biz hiçbir şekilde tedaviye de gerek olmuyor. Bunlar iyi huylu ritim bozuklukları olabiliyor. Bazıları da kötü huylu olabiliyor, tehlikeli olabiliyor. O zaman da mutlaka müdahale edilmesi, ilaç ya da başka yöntemlerle düzeltilmesi gerekebilir. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.